Wie heißt du? Es geht mir gut, Zuhal Hanım. Efendim? Ne diyorsun? Es geht mir gut. Ja, gut, wie gut. Ja, ja, gut. Ja, sehr schön, sehr schön. Ne yaptınız markette? Market çok eğlenceli geçti Zuhal Hanım. Almanya'daki anılarımızı yadı. Aynen öyle yaptık. Zuhal Hanım, bu arada kayınvalidemiz çocuk diye tutturmuş. Kim istiyor çocuk? Annemiz torun istiyor. Torun? Orada olacak herhalde. Torun ister be. Hani yani geldik kaç istemez. Yaşına bir görelim de. Aman kaç yaşındasın siz, daha gençsiniz be. Ben mi kaç yaşındayım? 55. Ne? Gerçekten mi? Evet. Ben sizi dedim 48-49 taş çatlasın. Teşekkür ederim. Hadi karşılığını alayım. Ben şuna söylemedim hanımefendi, ben kaç gösteriyorum. Siz de 30 falan gösteriyorsunuz. Ciddiyim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yani yalan yok, 35. Demek ki yaklaş, yani ya, çok şey değil. Yani, ama onu da göstermiyorum, o ayrı tabii. Benim kızım sizden büyük mesela. Öyle 35 mi? Kaç yaşında? 37. Ha, 2 yaş büyükmüş benden. Ama bekar mı dediniz? Evet. Niye evlenmiyor? Evlenmiyor. Yoksa bulamadı mı hayalindeki evka? Buldu da. İstem yani. Nasıl tipli erkeklerden hoşlanıyor? İsmi neydi kızınızın? Tuğba. Tuğba nasıl erkeklerden hoşlanıyor? Mesela sarışın, uzun boylu. Hiç boşuna uğraşmayın Zuhal Hanım. Ben Almanya'ya gidiyorum. Ay hadi gözümüz aydın. Yaşasın canım. Ne zaman kısmetse. Eda, miksercim Almanya'da çok hayranın var. Merak etme, seni hemen evlendiririm dedi. Hadi köklerine geri dön. Zaten bu yemekler masada olay olacak. Bence de. Bana bir kağıda yazıp verir misiniz isimlerini? Şimdi ben normalde kayınvalide diyorum, ya bilmiyor musunuz bunu canım, bilmem ne bilmem ne dedim. Şimdi onu da yapamayacağım çünkü. Ben bilmiyorum, vallahi hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Ama size soru yüklenecekler size. Diyecekler, alırlar cevap. Sizin bilmediğiniz yemekleri niye yaptırıyorsunuz? İsimlerini bilmiyorum. Daha siz bilmiyorsunuz diyecek. Sanki cisimlerini biliyorsunuz, yememişsiniz daha evvel. Herkesin bildiği yemekler Zuhal Hanım. Mesela Geissbügelmaş çorbası. Gulaş çorba gibi mi? Çok da lezzetli bir çorba. Ha, taktı siperliğine. Evet, hazırız. Bir tane. Evet, siperliklerini takıyor artık gelinlerimize kayınvalidelerimiz. Bütün önlemlerinizi alıyoruz. Bu program COVID-19 önlemleri çerçevesinde ve ışığında, kapsamında çekimlerine devam ediyor. O ne ya? Geissbügelmaş çorbasının güzelliğine bakar mısınız? Şu patatesli, brokolili, maydanozlu çorba işte. Sebze çorbası. Ha, sebze çorbası canım. Diyecekler ki isimlerini değiştirmişsiniz. Ben sana gelecek şeyleri söyleyeyim de şimdi. Eleştirileri böyle olacak. İşte ismini değiştirmişsiniz. Bildiğimiz sebze çorbası falan da filan. Ama içinde makarna var ve onlanmış besle. Evet, makarna besle. Hele de rindiguladın nefis bir ana yemek. Zaten rindiguladını bilmeyen var mı? Evet, herkes bilir. I'm with the chule and dishin hatun. Evet, başlat. Süreni. Alır. Hadi 2,5 saatini başlattı. Bu neydi? Rindiguladen. Rindiguladen ana yemeğimiz. Evet. Bakın çok güzel. Bizim bonfile sarma gibi düşünün. Dalyan köfte gibi, rulo köfte gibi düşünün. İçinde zebze var ya bildiğiniz. Bakın tatlımız da geliyor. Aa. Kuğu şeklinde. Yalnız sen başla başla ne? Ben başlıyorum ben. Tatlımız Windbeutel Zuhal Hanım. Tabii. Eda, Windbeutel değil mi? Ay doğru, evet, evet Windbeutel. Aynı şeyi söylüyorum ben de. Ben farklı bir şey mi dedim? Ay yalnız çok güzel. Krema mı bu üstündeki, krem şanti mi? Evet. Ay çok güzel, kuğu şeklinde. Şuna bakın. Gerçekten şaka bir tarafa, ilk kez programımızda, belki de Türk televizyonlarında ilk kez yapılacak yemekler göreceksiniz, öğreneceksiniz. Lütfen mutfak kısmını kaçırmayın sevgili izleyenler. Hem hanımlara hem de beylere söylüyorum. Kağıt kalemlerinizi alın, tarifleri yazın. Kaçırmayın çünkü gerçekten bakar mısınız, özellikle davetler için son derece harika görünen, eminim lezzeti de öyledir. Bu herhalde çıtır çıtır oluyor değil mi? Bizim lokma gibi hamuru. Profiterol. Profiterol hamurundan yapacakmış. Profiterol hamurundan? Evet. İçine de kremayla meyve koyacak. O meyve mi? Ay şuna bak, sanki kar yağarken kuğular gölde gezintiye çıkmışçasına bir duygu uyandıran, barındıran bir tatlı. Gelinimiz perde pilavında kullanacağı tavukları haşlamak için düdüklü tencereye su alıyor. Ne yapıyorsun spor olarak, anlatın bana. Kardiyo, cross gym. Ne kadar alet varsa hepsini geziyorum. Salonda. Hocayla mı çalışıyorsunuz, kendiniz mi? Hoca da var tabii ki. Personal trainer da diyorsunuz. Evet. Çok havalısınız. Hoca da var. Ne? Hangi bölgenizi daha çok çalışıyorsunuz? Kol, bacak, sırt? Şu ana kadar daha çok mide, göbek, karın. Çalıştım. Karın. Evet. Evet. Yani kayınvalideleri nasıl değerlendiriyorsunuz bu haftaki? Dün tanıştınız. Hepsi çok kilolu. Ay, hepsi çok kilolu. Hepsi çok kilolu. Gidin bakalım.
Bana verme, hanımefendiye ver. Bir gösterin bakalım Rabia Hanım. Şimdi normalde yani şu an bununla yapabileceğim tek bu var. Bununla yatarak da yapıyorsun. Tabii. Sırta yapıyorsun falan ama şu an ayakta olduğumuz için sadece bunu yapabiliyoruz. Tabii. Sırt çalışır bu. Kürek gibi yatarak da dediğiniz gibi öyle çalışabilirsiniz. Evet, mide çalışabiliyorsun koltukta. Hani farklı şeyleri şey olan. Güzel, yani süper. Burada şu an bunu çalışabiliyorsun. Bravo, bir de bunu çalışabiliyorsun. Bravo, vallahi tebrik ederim sizi. Çok takdir ettim. Yan alayım, çalışıyorsun. Evet. Tabii ki. Buyurun. Sen çalışıyor musun? Spor yapıyor musun? Mikser. Yapmaz olur muyum Zuhal Hanım? Özellikle de pilates. Bende her şey var. O şekilde sade kol çalışabilirsin. Kol çalışabilirsiniz. Benim boyun fıtığım olduğu için çok ağırlık veremiyorum ona. Evet. Sadece evet. Bunu yapıyorum. Bunlar çok faydalı hareketler. Evet. Böyle şey de var. Küçük pilates topum var. Evet. Onu da yatarak belinin altına koyarak adım tekniği var. Ayak hareketleri erşin. Yapıyorsun. Güzel, vallahi bravo, takdir ettim. Sen neler yapıyorsun Eda? Anlat bakalım, neyle başladın? Ben şimdi önce bir perdi pilavım için ve çerkez tavuğum için tavuğumu tencereye koydum. Dükü evet. Tencereme, onu haşlayacağım. Şimdi süper. Patates salatamı, evet, için patateslerimi açtım. Evet, enfes. Onları yapacağım. Bakalım sizce kayınvalideler nasıl tepki? Sen hiç bana bakma tatlım, işine bak. Nasıl tepki verecekler bu yemekleri? Hiç düşündünüz mü Rabia Hanım? Düşündüm. Kaldı sizi kara kara bir düşünce. Aynen. Kimisinin dişi kesmeyecek. Hah, ay o diş muhabbeti dün, o neydi öyle? Ha yani, kendisi söyledi, sonra da Çiğdem söyleyince kızdı Necmiye Hanım. Evet. Kendisi demedi mi benim dişim yok ağzımda? Kırılıyor dişlerim, sert dedi. Kız da dedi ki hani evet. Ben sizin dişinize göre dedi yapamam dedi yani haklı olarak. Haklı olarak, evet. Ay dün ben çok üzüldüm. Duydun mantıklı. Mu olanları Eda? Evet, azıcık duydum. Ya şimdi bakın, tabii ki yarışmadır, rekabettir. Kadayıf yapacaktı. Kadayıfı küflü çıkmış kızımızın. Kontrol etmemesi onun hatası. Evet. Orada hemfikirim sizinle. Gelin görün ki ben beklerdim ki kayınvalidelerden o güzel yemeklerin hatırına en azından bir 5 diyemem tabii ki kimseye niye 7-8 vermediniz. Veremezsiniz zaten. Eksik yani sonuçta. Ama mesela ben puan verirken benim elim 3'lere falan gitmiyor yani eksik bile olsa. Çünkü ana yemeği çok lezzetliydi. Çorbası çok güzeldi. Perde pilavı siz de söylediniz, enfesti. Lokum gibi pişmiş, dağılan ete pişmemiş bu dediler. Yani siz de dediniz, savundunuz pişmiş diye. Evet, salatası, bakın bugüne kadar yediğim en güzel gavurdağ salatalarından da ilk 3'e girer yani. Aslında o gelin kayınvalide kurbanı oldu. Biraz. Biraz yani, değil, tam kayınvalide kurbanı şimdi oldu. Şimdi siz çerkez tavuğunu rondadan geçirtir misiniz gelininize? Ben karışmam ki ona. Hayır onu, karışın. Olur mu canım, karışın. Ama, onun, ama mesela yani çerkez tavuğu rondadan geçirilmez değil mi canım? Hayır. Patlıcan közlenince geçirilir mi rondodan? Hayır. İşte gelinimiz maalesef bir de orada çok büyük hata yapmıştı. Yani kayınvalide bir de ısrarla geçir demiş. Ya bir insan yemek yaparken ona bir başkası karıştığı zaman o insan karışır. Kimisi sevmez ama kimisi de diyor ki yardımcı ol. Mesela sizin burada biraz yardımcı olmanız lazım. Çünkü onlar zamanla yarışıyorlar. Yardımcı normalde olurum. Kimse mutfağında elinin altında birisinin olmasını tabii istemez canım. Evimizde yani gelip de birisi bit bir şey dese rahatsız oluruz. Ama burası yarışma, 15 bin TL için geldiniz. Yani sonuçta sizin burada bir şey durumunuz var yani. Evet, belki aktif olarak bir şey yapamıyorsunuz ama pasif olarak talimatlarınızla, yönlendirmelerinizle tadarak, birazcık karıştırarak yardımcı olmanızı istiyoruz gelinlere. Ya onu yaparız tabii ki. Evet ama şimdi kayınvalide ısrarla patlıcan, közlenmiş patlıcan niye geçti rondodan? Niye geçtirdin rondodan o? Gelinimiz kayınvalidesinin ısrarıyla rondodan geçirdi. Yani patlıcan hiç rondodan geçer mi? Olmamış. Patlıcanı evet rondodan geçirmiş. Olmaz. Bıçakla hırtlayıp güzelce sarımsaklayıp yoğurtlarsın ama olmadı. Sonra da puanımızı beğenmedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.